Evet, merhaba herkese. Ağustos ayına oldukça sert bir giriş yaptık. Buna hızlı bir giriş demek kavramı karşılamayacağı için sert nitelemesini kullanıyorum. Çünkü Orta Doğu'da sular ısındı yine. Hani böyle bir klasik habercilik tabiri vardır ya tansiyon yükseldi, sular ısındı. Ne zaman sular serinlemişti ki ve tansiyon ne zaman düşük olmuştu ki zaten? Ee, Orta Ortadoğu'da intikam yeminleri ediliyor. İran'da bayraklar çekildi. Ülkeler İsrail, Filistin İran, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri aa öyle şeyler mi hoş benim hiç haberim yok falan diyor. Komik komik böyle hiç inandırıcılığı olmayan şeyleri izliyoruz ama şimdilik izleyici konumunda olduğumuz için bu bizi hiç ilgilendirmez ya da hep izleyici konumunda kalacağız diye bir şey yok. Dünyanın herhangi bir yerinde bir savaşın çıkması ve insanların canının yanması toplu olarak ölümleri, toplu olarak yoksunluk, Kıyım, e, zulüm, barbarlık e, hepimizi etkileyecek şeyler. E, ve Orta Doğu'da olan bir tanelere baktığımız zaman e, görüyoruz ki bu bin yıllık hikayenin sonu hiç gelmeyecek. Ve o coğrafyada bu mütemadiyen tekrarlanıp duracak sekiz seyircilerimiz biz de tam orta yerinde bulunuyoruz. E, ve çok ciddi bir Siyasi ve diplomatik ve askeri yetkinlik gerektiren bir pozisyondayız Bilemiyorum ne olur ne biter ama kaygıyla izliyoruz bütün bu olan bitenleri Çünkü bizim bunun dışında kalabilmemiz insan olarak söylüyorum ülke olarak değil Mümkün değildir bir enerjetik alan içerisinde aynı gökyüzü altında yaşıyoruz çünkü e, aksiyon ve reaksiyon, sebepler ve sonuçlar, her şey birbirine bu şekilde bağlı e, gerçekleşiyor e, dünya düzleminde içinde yaşadığımız bu e, boyutta. Silver Birch, e, benim gençliğimde okuduğum kanal mesajlarının iki adet yayınlanmış kitabı vardır. E, babamın kütüphanesinde bulunan e, kitaplardandı. İki tanesini ben almışım, seçmişim e, bu kanal mesajları. Bazıları metin halindeydi Bazıları kitap halindeydi falan Ama en çok Silverbird kendime yakın bulmuş mu almışım Mükemmel olsaydınız Böyle bir dünyada zaten bulunmazdınız Diyor ki çok mantıklı Yani e, Tekamül etmiş e, Artık Varlığını yükseltmiş Aydınlanmış Savaşları, çekişmeleri, din zımbırtılarını bilmem neleri ayrımları e, geride bırakmış, mülkiyet savaşlarını geride bırakmış bir türün e, ya içinde yaşamakta olduğu bir dünya denebilir mi dünyamıza? Hayır e, <laughs> yani yanından bile geçemez. Bakın şimdi yine bir savaş e, olasılığını konuşuyoruz ki ağızlarından tükrükler saçarak insanlar intikam yeminleri ediyorlar. Ee, i̇ntikam da aslında bir kifayetsizliğin belirtisi. Ee, bunu araştırırsanız, travma travma açıklamalarında yer alır. Bu intikam diye çığlık atan e, insanlar aslında kifayetsiz olduklarının bilincinde olduğuları için bunu yapıyorlar ve bu bir alt e, bilinç seviyesi. Yani e, her şeyin zaten bir karşılığı olduğunu. Yani aksiyon reaksiyon sebep sonuç dedim az önce. Bu şekilde ilerlediğini ve muhakkak bir durumun bir tutumun kendini e, kendisine hak ettiği ya da işte gerektiği şekilde cevaplanacağını e, bilen insanlar. Yani sistem içerisinde bir şekilde bu böyle gerçekleşecek zaten. Yani yapılan. ...hiçbir şeyin karşılığının olmaması diye bir şey mümkün olmayacak... E o zaman intikam bunun neresinde kalabilir... ...biraz alt seviye o... ...hani göbek deliğinden yukarıya kalp noktasına çıkamamış bir seviye o... E, ...bunu ayrıca tartışmak belki gerekir ama... E, Silver Birch varlığınızın sorumluluğunu yük, yüklenmeniz gerekli diyor... Ee, evet varız, biz seçmesek de ya bize kimse sormasa da dünyanın bu hali içerisinde var olmayı seçiyor musunuz yoldaşlar demese de kimse bize. Ee, şimdi bu boyutta ve bu formda bu dünyada yaşıyoruz ve varoluşumuzun sorumluluğunu da yüklenmemiz gerçekten gerekiyor. Bu bir akıl meselesi, bir şuur meselesi. Evet ve zor günler bizi bekliyor gibi görünüyor. Her kuşak kendi mağdurlarını yaratarak fail olur. Bunun nedeni travmaların kriz anı olmasıdır. Kriz anlarında çözümü zulümle öğrenmiş ve bunu içselleştirilmiş. İnsanlar daha sonraki kriz anlarında da aynı mekanizmaya başvururlar. Bakınız dünya tarihi, bakınız yakın tarih, bakınız uzak bu sözler Şahap Eraslan'a ait ve kendisini hayranlıkla okuyorum. Fail ile mağdur ilişkisi üzerine artı gerçekte iki bölüm halinde yazı yazdı. Meraklısı lütfen bulsun ve okusun. Travma, psikoloji ve genel tutumlar üzerine analiz yapmış ve Türkiye'nin özellikle durumunu bu faillik ve mağdurluk ilişkisi üzerinden o kadar güzel anlatmış ki dönüp dönüp okudum ve bu alıntıyı da işte o yüzden yaptım. Her kuşak kendi mağdurlarını yaratarak fail oluyor ee, ve kuşaklar kendilerini tekrarlıyorlar bu sebepten işte bu intikam mantığı da buna bağlı faillik mağdurluk e, mağdur bir süre sonra bu intikamlar, yapılanların acısını çıkartma bbbb şeyler nedeniyle neye dönüşüyor? Faile dönüşüyor. Bakınız e, Yahudi toplumunun geçmişinde yaşamış olduğu e, soykırım boyutundaki olaylara ve şimdi bakınız e, İsrail ve Gazze ilişkisine. Bu kadarını söyleyeceğim. Ee, hayatın sorumluluğunu almak gerekiyor yoldaşlar. Başka çare yok. Ben kenardan şöyle bir bakıp geçeceğim, zaten girmeyeceğim. Bir arkadaşa bakıyorum durumu hayatın içinde mevzu bahis değil ve sorumluluğu almak durumundayız hepimiz. Bu nedenle ben hayatın önemli bir bölümünü apolitik sayılabilecek e, şekilde geçirmiş bir, e aptalken diyorum. Yani devlet memuruydum ve işimi yapıyordum, haberleri okuyordum vesaire çok içinde hiçbir zaman olmayı seçmediğim bir alandı. E, fakat ne kadar önemli olduğunu hayatımın son Yıllarında içinde bulunduğum siyasi ortamda ve bir partinin üyesi olarak çalışarak insanlarla temas kurarak bir yerel seçim süreci geçirmiş bir aday olarak gözlemlerle. Bunun aslında ne kadar önemli bir şey olduğunu e, bu yaşında kavramış biriyim ben. E, takipçi sayısıyla bu YouTube kanalındaki takipçi sayısıyla çok ilgilenmediğimi artık beni tanıyanlar, izleyenler bilirler. Analitik verilerle ilgilenirim. Gelenler olur, gidenler olur. Bazı zamanlarda bu yükselir, bazı zamanlarda azalır. Kendi kendine o böyle kendini dengeleyen bir şey gibidir. Ama ne zaman ben siyasi mesaj içeren bir şey, siyasi duruşuma dair bir şey... E, kullanacak olsam ya da yayınlayacak olsam ki bunu saklama gereğini hiçbir zaman zaten duymadım. Ee, o zaman böyle aaa aa! diye kaçanlar oluyor. Onlara gülüyorum açıkçası. Beni gülümsetiyorlar. Yani e, ne kadar dışında kalabilirsiniz ki? E, mutfağınızda çakmak, çakmağını yakıp ocağınızı çalıştırdığınızda ki doğalgaz olan bir yerdeyseniz o nun ücretinden ona ödeyeceğiniz paradan çocuğunuzun okulda alacağı eğitime kadar yurt dışına çıkacaksanız çok anlamsız bir şekilde ödeyeceğiniz yurt dışı çıkış harcının miktarına kadar ehliyetinizden pasaportunuza başvuracağınız devlet kurumlarından bankalara kadar her şey egemen siyasetin şekillendirdiği bir durumda iken. Siz bunun dışında nasıl kalacaksınız çok merak ediyorum. Bu imkansız bana göre. Ama becerebilen varsa ne ala diyeceğim. Ee, ben öyle biri değilim ve olmakta istemiyorum. Ben varoluşumun sorumluluğunu taşımak istiyorum. Ha bir de şu var. Ee, halkın oylarıyla ve çok acı çekmiş bir bölgenin halkının oylarıyla seçilmiş meşru zeminde seçilmiş bir milletvekilliğinin anayasa mahkemesinin hak ihlali kararlarına rağmen arka arkaya iki kere milletvekilliğinin haksız şekilde düşürülmesi ve onun halen hapiste tutuluyor olması meşru hukuk sistemi açısından hala yürürlükte olan hukuk sistemimiz açısından anayasamız anayasanın meşruiyetini tartışmak durumunda kalıyoruz Şimdi anayasamız var mı yok mu bizim çünkü bir ülkenin en tepedeki yasası anayasasıdır en temeli odur oradan dallar budaklar yükselir ve anayasa mahkemesinin üstünde de bir mahkeme yoktur yoldaşlar bilmem biliyor musunuz bunu bir milletvekilinin bu durumda bulundurulmasının hak ihlali olmadığını düşünenler varsa zaten onlar beni izlemesinler, benimle işleri olmasın lütfen yahu. Ben bu fikirde bir insanım. Yani bu bir ideoloji meselesi değil. Bu bir vicdan ve insaniyet meselesi benim için. Nerede durduğunuzun çok önemi yok. Yarın öbür gün Can Atalay'ın başına gelen şey sizin de başınıza gelebilir, akrabalarınız, tanıdıklarınız, sevdikleriniz benzer hukuksuzluklar içerisinde mağdur olabilirler. Anlatamayabilirler dertlerini. Hukuk herkese adalet, herkese bu bağlamda lazım olan ekmek gibi su gibi hava gibi çok önemli bir şey kavram, adalet kavramı ve herkese gerekebilir. Yani Can Atalay için adalet isteğinde bulunmam, bulunmam eğer rahatsız edici bir unsursa Sosyalist bir partinin milletvekili halkın oylarıyla seçilmiş Türkiye İşçi Partisi Hatay milletvekili Can Atalay derhal hapisten çıkarılmalı Anayasa Mahkemesi'nin e, görüşü bu yönde ve milletvekilliğinin düşürülmesi yok hükmünde olduğu için hemen yeminini ederek meclis sırasındaki yerini almalı ve görevine başlamalıdır. Bu, bu kadar net bunun tartışılır bir boyutu yok. Ve biz de bunun sonucuna göre ülkemizde anayasa halen geçerli mi? Anayasa mahkemesinin kararları geçerli mi? Hukukun meşruiyeti nereye kadar? Ülkemiz bir hukuk devleti mi? Buna göre karar vereceğiz işte yani. Bunu görmeyi bekliyoruz şu an. Eğer bunda sizi irrite eden bir taraf varsa, olabildiği kadar uzağa giderseniz zaten sevinirim. Çünkü çok farklı düşünüyoruz ee, Şimdi bakıyorum notlarıma. Evet, Şahap Er yazısını okumanızı tekrar öneriyorum. Fa'il ile mağdur ilişkisi üzerine. Mağdurlar nasıl zaman içerisinde? Faillere dönüşüyorlar ve bu nasıl bir döngüyle hayatımızın içine tükürüyor aslında böyle aileden başlayarak toplumsal dinamiklere kadar bu kendini genişleten bir şey çünkü çok güzel sosyolojik tespitler var. Travma, faillik, mağdurluk ve insanların olaylara yaklaşımlarındaki kaypaklık. ...döneklik... ...kendini e, konfor alanında tutma isteği... ...bakın bunu çok önemsiyorum ben... ...aa ben karışıyor gibi görünmeyeyim de... ...yani şey taraf olmayayım ben... ...öyle artı ya da eksi... ...taraf olmayayım... ...ben böyle şey gri bölgede kalayım... ...o daha iyi... ...gerektiği noktada tabii... ...İzmir'in dağlarında çiçekler açar... ...Mustafa Kemal'in askerleriyiz... ...işte uygun başka şeyler bulunabilir... ...ee... ...falan... Neyse siz anlamışsınızdır benim ne demek istediğimi inanıyorum. Çok çok e, zeki, çok çok donanımlı, çok e, hakikaten ne denmek istediğini anlayan izleyenlerim var. Ve bu bağlamda çok şanslı görüyorum kendimi. Onların sayısı hiç önemli değil. Boş kalabalıklardansa nitelikli azınlıkları her zaman tercih ettiğimi başından beri söylüyorum zaten. Şimdi... Bizler imal, imal edilmiş bireyleriz. yaşantımızın ne kadar öznesiyiz sorusunu kendimize hep sormamız gerek diyen biri var. O sevgili Eray İnce. Şu anda Bayramiç'te, Çanakkale Bayramiç'teler. Eskiden Fethiye'de idiler. Refikler çiftliğini ya da Refikler komününü duyanlar var mıdır bilmiyorum. Ee, sevgili Eray İnce ile yapılmış bir röportajda ki röportaj vermeyi de çok sevmediğini söylüyor sevmediklerini komün olarak söylüyorlar buna ihtiyaç duymuyorlar çünkü herkes bizi duysun herkes bizi görsün böyle medyatiklik falan m komün e, kuralları gereği ya da oluşum amaçları gereği zaten böyle bir şey ihtiyaç hissetmiyorlar. Hani... Kentten köye göçtüm. Medyatik stretch. Bunu herkese göstereyim, anlatayım. Ay nasıl, neler yapıyorum falan gibi. Ee, bir davaları yok onların. Onlar bambaşka bir şey. Yıllardır yürütüyorlar. Yani yeni bir toplumsallığı aslında hayata geçiriyorlar. Özel mülkiyet dayatmasının dışına çıkmak ve bir nevi mülkiyetten özgürleşme halini hayata geçiriyorlar. İçinde bulunduğumuz bilgi çağı bizi önce çünkü hasta ediyor sonra da Sağlığı bize pazarlıyor. New Age sağlık pazarlamaları da ayrı tabii işte online terapilerden tutun da bilmem bilmem nelere kadar e, tasarlanmış. Akıl sağlığımızı da böyle dizayn eden bir sistemin içindeyiz. işte Refikler e, bunun. Tamamiyle dışına çıkmayı başarabilmiş ve bunu da yeni yapan insanlardan oluşmuyor. Bildiğim kadarıyla bir 10-12-13 yıllık geçmişleri var. Önce Fethiye'de başlamışlar, dediğim gibi. Sonra Çanakkale Bayramiç'e geldiler ve ben onlarla temas geçtim. Önümüzdeki hafta eğer bir aksilik olmazsa e, refiklerle buluşacağız. Refikler komününde buluşacağız. E, onların bir Kaz Dağları'nın güney ayağında terk edilmiş bir köyde bir yerleşkeleri var ve orada yaşıyorlar. Neler neler yapıyorlar. O kadar güzel şeyler yapıyorlar ki hayranlıkla izledim okudum hikayelerini de öyle biliyordum ama böyle çok net içinde değildim. Eray Bey ile yapılan röportajları falan dinlediğimde muazzam şeyler bana çok denkleşen, bana çok uyan şeyler olduğunu gördüm. Uymayan şeyler de var. Tabii hani abi ben bunu yapamam falan diyebileceğiniz şeyler de var. Ama bulabilirsiniz. Youtube'da iki adet bildiğim kadarıyla videoları ve sosyal medya hesapları da var. Refikler komünü diye girerseniz bulacaksınızdır. Eee o kadar güzel anlatıyor ki sevgili Eray İnce neden röportaja, programa şuna buna aslında hiç ihtiyaç duymadıklarını çok hoşuma gitti. Onlarla buluşacağım ve konuşacağım. Dediğim gibi şimdi bayram işteler Kaz güney ayağında insanların toprak verimsizleştiği ve su olmadığı için terk etmiş oldukları bir köy ve bölgede inanılmaz şeyler yapıyorlar. Tarım yapıyorlar. 4 km öteden su getirmişler. Ee, ve yaptıkları tarım öyle işte domates, biber bilmem ne ekmenin çok fevkinde bir şey. Monokültüre karşı bir üretim tarzıyla çok çeşitlilik es esasını gözeterek üret üretiyorlar. Yani bir tek bir çeşit değil. Aklınıza gelebilecek birçok şey üretebiliyorlar tıbbi ve aromatik bitkilerden yerel bitkileri çoğaltmaya kadar yani endemik bitkileri çoğaltmaya kadar bir plan içerisinde ve organize bir şekilde çalışıyorlar. Komün çünkü. Komünizmle alakası var mı? Öyleyse ona göre kaçalım diyecek olanlar şimdiden serpilebilirler yollar. <laughs> Komün evet bir arada yaşamak ve belli bir ilke Çerçevesinde bir arada yaşamak tabii ee, komuni, komünizmde öyle tabii korkulacak e, bir şey aslında değil incelediğiniz zaman bunu ideolojik olarak görüyorsunuz ama bunlar bir herhangi bir ideolojik e, şeyle yapmıyorlar bunu İdeolojiyi öne çıkararak böyle bir şey yapmıyorlar hatta ve hatta aslında politik kavramların uzağında durmaya çalışıyorlar e, komünal yaşam içerisinde hiçbir e, şeyin kutsallaştırılmasına e, taraf değiller. E, bence de öyle olması gerekir zaten. E, bunu gayet güzel uygulu uyguluyorlar. Eğer röportajları bulur da izlerseniz YouTube'da sevgili Erencel'in bunları gayet güzel yaşı da kemale ermiş bir insan olarak e, nasıl anlattığını göreceksiniz. Refikler e, yoldaşlar demek. Dover işte. <laughs> yoldaşlar. E yoldaşlık çok önemli. Bir kavram. Yol arkadaşlığı ve emek arkadaşlığı. Yani yalnızlık son derece yükselen bir trend dünyada. Artık insanlar insanlardan, umudu ve sistemlerden, egemen sistemlerden umudu kestikleri için içlerine kapanıyorlar imkanları ölçüsünde kapalı kozalar içerisinde yaşıyorlar. Olabildiği kadar az insan temasıyla ki bunu savunanlardan biri de bendim açıkçası. Özellikle küçük kuyu gibi küçücük bir yerdeki yerel seçim sürecine tanık olduktan sonra ayaklarım popomu döve döve köye çıkıp bir daha aşağıya inmek istemediğimi falan hatırlıyorum. O denli bir çürümüş, bozuk kokan, yıvış yıvış bir sistem ve bunun ideolojisi gerçekten yok. Bakın sağı yok, solu yok. Yani hatta ve hatta kendisine eski solcuyum diyen insanlardan gördüğüm, seküler insanlardan gördüğüm kimi tutumlar, davranışlar daha bile ürkütücü. O, o nedenle dedim ki bitmiş yani, olay bitmiş artık. Onun için ...olabildiği kadar az insan ilişkisi... ...olabildiği kadar az böyle... ...ne yaparsan kendin şey yapacaksın falan... ...böyle bir bireyselleşme alanı kuruyorsun gerçekten. Sevgili Eray'ınca bunu... ...çok güzel anlatıyor röportajlarda. Ondan sonra bir bakıyorsun ki... a ...aynı şeyi düşünen... ...aynı şeyi dert edinen... ...farklı yaşlardan, farklı... ...yerlerden, farklı zeminlerden... ...farklı ailelerin yetiştirdiği... ...insanlar kalkıp geliyorlar... ...ve orada aynı şey için uğraşarak bir farklı toplumsallık biçimi oluşturabiliyorlar gerçekten sayıları çok fazla olmasa bile. Aa diyorsun bir ezberim bozuluyor. Aa neler yapıyorlar bu insanlar burada ya falan. Ve yardımlaşma üzerine, bir arada olmanın gücü üzerine bir toplumsallaşma biçimi e, kuruyor bu insanlar. Yani 15 ayrı insan farklı farklı yerlerde yaşasa 15 ayrı ev 15 ayrı araba 15 ayrı Ocak, fırın, çamaşır makinesi, elektrik süpürgesi, zurt, kapitalist dünyanın dayattığı artık her ne varsa. Çünkü sürekli senden tüketmeni istiyor, yeni modellerini almanı istiyor. Mütemadiyen onları e, harcamanı istiyor yani aslında. İnsan ilişkilerini de harcamanı istiyor senden kapitalizm. Ama işte bunun gibi refikler gibi bunun karşısına dimdik dikilen ve hayır biz bu eğitim sistemi tarafından aynılaştırılmış, egemen e, siyasetler tarafından bir tek tipleştirilmiş, e, bu insan topluluklarının parçası olmayı reddediyoruz, ama toplumsal varlıklar olduğumuzu da reddetmeden köylüyle, kentliyle, farklı görüşlerdeki insanlarla, farklı olanlarla da ilişkimizi devam ettirerek öyle tamamen duvarlar örüp tarikatleşmiş gibi ayrı bir yerde yaşayarak değil ilişkiyi de sıcak ve olması gerektiği kadar tutarak hayatı olabildiği kadar mülkiyet kavramından temizleyerek arındırarak üretim araçlarının bizzat sahibi olarak üretim yapmak ve yaşamakta olduğu dünyaya ee, zarar verme miktarını hiç zarar vermeden yaşayabilmek mümkün değil. Çünkü oldukça düşük tutarak bir de üstelik üretimleriyle destekleyerek toprağı zenginleştirerek solucan gübresi üretimi yaparak toprağın verimini artırmaya çalışarak orada yok edilmiş, üzerinde tepinilmiş o topraktan alınacak olan her şey alınmış, zehirlerle, ilaçlarla, türlü çeşit gübreyle bilmem neyle artık kurutulmuş öyle anlatıyorlar çünkü. Yani bitmiş artık ya. Bitmiş. Üzerinde neredeyse ot bitmiyor gibi. Buraları yeniden zenginleştirerek bir üretim alanı haline getirmek ve bir üretim çarkı oluşturmak. Çok güzel beceriyorlar bunu. Şimdi yazın ilgisi, ilgilisi varsa tabii ki hiç ilgilenmeyenler için değil bu. Bayramiç değişim Kooperatifi. Ben de bir komşumun önerisi üzerine tanıştım bu kavramla. İnternette siteleri var. Oradan zaten telefon, alo, a refikler bayram, a falan ee, bir şekilde bir durum oldu. Haftaya da dediğim gibi aksik olmazsa ee, gideceğim görüşeceğim. Ee, belki bir sabun üzerinde onlarla bir üretim ağına ben de katılacağım falan ama daha önemli olan bu insanlarla bana göre tanışmak. Ee, bu farklı bir durum bakın. Kentten köye göçüp de kırsala göçüp de işte orada kendi salçanı üretmek başka bir şey benim yaptığım gibi hani sabununu salçanı şunu bunu bun yapmak başka bir şey bir de bir komünal sistem içerisinde mülkiyetle olan bağlarını olabildiği kadar zayıflatarak e, üretim araçları zaten senin elinde ve sen üretiyorsun, ürettiğini paylaşıyorsun, ihtiyacının fazlasını satıyorsun gibi bir sistemi hayata geçirmiş işte insanlar. Yapabilmişler bunu ve bunu görmek istiyorum. Gideceğim de görüşlerimi paylaşacağım. Ee, öyle adım adım kamerayla her tarafını anlatacağımı düşünmüyorum. Böyle bir ihtiyaç duyacağımı düşünmüyorum. Ama sizlere anlatacak verilerim olacaktır. Çünkü çekimci programları var izleyebilirsiniz. Bayramıç Beyazı'ndan tutun. Ee, bölgedeki kaynak fabrikası kapatıldıktan sonra, tekeli ay fabrika kapatıldıktan sonra suratına bile bakılmayan karasakız üzümlerinin hikayelerine kadar... ...anlatacak çok şey var orada... ...onları yeniden canlandırdıkları... ...yeniden üretime kattıkları... ...yeniden bir değer, artı değer... E, ...olarak... E, ...sisteme soktukları şeyler... ...ve kocaman bir... E, ...solucan gübresi... ...üretim alanları var... ...herkes çalışıyor... ...gücün nispetinde, yaşın nispetinde, yapabileceği nispetinde... E, ...ve kalan zamanlarda da... ...birlikte kaliteli... E, ...vakit geçiriyorlar... ...çok okunuyor, çok tartışılıyor... Televizyon çok böyle kenarda köşede kalmış bir şey bu sistem içerisinde. Elbette ki araba var, elbette ki cep telefonu kullanılıyor, elbette ki gerekli olan şeyler kullanılıyor. Ama bunlar hayatın öznesi haline getirilmiyor. Gerekli oldukları kadar ve yeteri kadar kullanılıyor bunlar. Onun dışında tüketim çılgınlığının tamamen dışında ve mülkiyet yani sadece benim benim olsun. Ev alayım, araba alayım, daha fazlasını alayım, kıyafetler alayım, telefonumun modeli bilmem ne olsun bilmem ne falan bu, bu çarkın dışında farklı bir yaşam modeli de oluşturulabileceğinin kanıtı gibi bu insanlar. O nedenle refikleri buradan bir kez daha selamlıyorum ve Refikler Komünü'nü ve Bayram İç Değişim Kooperatifini de ziyaret edeceğim. Çok güzel şeyler var bu arada özellikle susam üretimi yaptıkları için tahinleri çok övülüyor. Aklınızın bir kenarında olsun el üretimi tamamen ve hiçbir şekilde doğanın hilafına bir şey yapmadan üretiyorlar bunları. Nedir? Zehiri sıkıp üstüne ot mücadelesi İşte bilmem zehiri sıkıp ilaçlı böcek mücadelesi antik kuntin gübrelerle falan değil bildiğiniz çok eskilerden kalma teknikleri günümüze uyarlayarak yapıyorlar. Çok da saygın bir iş yapıyorlar bana göre. Meraklısı izlesin, onları bulsun bir şekilde temas kursun isteyen varsa ben tanışmak için gideceğim dediğim gibi ve de yanımda sabunlarımı da götüreceğim. Bu üretim sisteminin içinde yer almakta bir e, hoşluk bana göre ve işte varoluşunun sorumluluğunu almanın ve adeta dünyaya karşı e, borcunu ödemenin yollarından biri gibi. Ben çünkü borçlu hissediyorum hakikaten. Öyle saçma sapan bir Sistem içerisinde yaşadık ki yıllarca ve halen de yaşayan çok insan var. E, zamanın anlamını yitirdik, zamanın temposu farklı oldu. Yetmedi hiçbir şey, yettiremedik ve e, bugünlere böyle geldik. Artık bir şeylerin değişmesi gerektiğine e, kanaat getirdim. Bu yeni bir şey de değil zaten fakat o öyle hani Kentten köye geleceğim, mis gibi bir hayat kuracağım. E, medyadan, sosyal medyamdan da bunları paylaşacağımın ötesinde gerçeklikler ve farklı toplumsallıklar arayışları var. Belki de geleceğin dünyası buna göre şekillenecektir. Umarım öyle olsun. Çünkü sadece insan odaklı, egemen yönetim sistemleri, egemen anlayışlar... Duvara çok kötü çarptı. Görmektesiniz, izlemektesiniz. İnsan doğanın en kolay sırtından atabileceği varlık. O kadar donanımsız aslında doğa karşısında. Doğanın diğer unsurlarına göre. O nedenle köpeklerin yaşayıp yaşamayacağına bu şekilde karar veremezsiniz siz. Bir şekilde varlık yokluk dengeleri üzerinden düşünmeniz gerekiyor. Bir de tabii beceriksizliklerin bedeli yok etmek olacaksa o zaman bu işin gidebileceği yerleri de ayrıca düşünmek lazım. Çok az. Öyle böyle değil. Bunlar üzerinde hep düşünmenizi istiyorum. Yeniden görüşünceye kadar umarım daha iyi haberlerle karşınızda olabilmek ümidiyle beğenmeyen dinlemesin. Hoşçakalın efendim.